yaşındayım. Aydın Marangoz Odası 40. yaşını kutluyor. Dolayısıyla bizim hep üzerine durduğumuz şey var. Türkiye'de sivil örgütlenme, sivil toplum örgütlenmesi sağlanamadığı sürece Türkiye'de hiçbir kesim hiçbir sorununu çözemeyecektir. Bu bakış açısıyla biz zaten 2001 yılından bu tarafa bütün faaliyetlerimizi ve etkinliklerimizi bunun üzerine yoğunlaştırdık. Çünkü o da ne işe yarar sorusundan ziyade ben ne işe yararım sorusunu sormak zorundadır bu insanlar. Bireyin kendisi Kesinlikle. sorarsa daha çok Kesinlikle. işe Yani efendim dernek ne iş yapar, sendika ne iş yapardan ziyade ben dernek bünyesinde, sendika bünyesinde, oda bünyesinde bir üye olarak bu odayı, bu kurumu nasıl ayakta tutabilirim? Bunun kavgası verilmesi lazım. Ülkemizde bu anlamda ciddi sıkıntılarımız var. Bir taraftan oda ne işe yarar diyen insanlar, oda yönetimi aktif bir şekilde çalıştığında bu defa odanın o çalışmasından rahatsızlık duyarak onun etkinliklerine katılmama gibi değişik bir yönteme de başvurabiliyorlar. Tabii bu bizim defalarca söylediğimiz ülkemizde örgütlenme kelimesinin belki ihtilallerden gelen yanlış anlamasından kaynaşıyor. Yani halkımızın yanlış algılamasından kaynaklanıyor. Örgüt dediğinizde bir terörist faaliyet akla geliyor belki tehlikeli bir bilinç faaliyet şeklinde altında. oraya Evet. gelenler varmış gibi düşünebiliyor. Evet. Halbuki ben şunu inanıyorum. Bunun örneklerini biz yaşadık. Benim 500'e yakın üyem var. Bunun bir kısmı son çıkan yasayla silinecek. 400'ün üzerinde üyemiz var. Eğer 400 üye oda yönetim kuruluna baskı uygularsa oda yönetim kurulu ve başkanının yapamayacağı bir şey yoktur. Ancak bu 400 üye ya oda başkanından bana ne, işte şundan bana ne, etkinlikten bana ne der de herkes kendi kabuğuna çekilirse, kendi köşesinde durursa, güçleri birleştiremezseniz senin karşında istediğin kişiyi ikna etmen, onu tepki koyman ve çözüm bulman mümkün değil. İşte biz bu konuda yönetim kurulu olarak elimizden geldiğince esnaf arkadaşlarımıza birlik ve beraberlik içerisinde bazı sorunların çözülebileceğini bildiğimizden dolayı etkinliklerimiz daha çok esnaf ve sanatkarlarımızın bilinç düzeyinin yükselmesi, ortak hareket etmelerini sağlamak konusunda olması gerekmekte. Dolayısıyla hepimiz inşallah bu konuda çalışmaya devam Bey, burada edeceğiz. bu konuyu biraz açmamız gerekiyor. Bizim ülkemizde bugüne kadar sendika ve oda anlayışlarında bazı yanlışlıklar süre gelmiş. Yanlışlıklar nedir? Bir kere bir insan bir topluluğun önüne geçiyorsa kesinlikle Türkiye gündemini ve dünya gündemini takip etmek zorundadır. Sadece ben marangozum, işte ben işte Kanarya Sevenler Derneği'yim veya işte ona benzer bir derneğim diyerek sadece ilgi alanıyla ilgilenmeye kalkarsa zaten dünyadan kopar. Dolayısıyla insanlar ülke gündemini takip ettiği zaman şey istemez, olmayacak bir şey istemezler. Yani sen biliyorsun ki bir şey çözüme ulaşmayacak veya bildiğin bir kanun var. Ondan dolayı değişmeyecek. Bunun değişmesi mümkün değil. Bu olmayacak şeyi istemenin de mantıklı olmadığını düşünüyoruz. Zaten biz Aydın Marangozlar Odası olarak yönetici arkadaşlarımla beraber hiçbir zaman hiçbir yetkilimizden olmayacak herhangi bir iş istemedik. Veya olması mümkün olmayan bir talebimiz olmadı. Bunu özellikle altını çizmek istiyorum. Biz karşımızdaki insanın bize neler verebileceğini bilerek ondan bir şey istiyoruz. Yani size ne kadarını verebilecekse ona Evet, göre ihtiyaçlarınızı karşılamaya evet. çalışıyorsunuz. Burada tabii üyelerimizin bazı farkında olmadığı, esnaf ve sanatkarlarımızın farkında olmadığı yerlerde de biz kavgalar veriyoruz, tartışmaları yapıyoruz. Örnek veriyorum, bir TEDAŞ'la ilgili bir sorunumuz oldu. Biz bunu aynı gün Aydın Marangozlar Odası olarak 8 Aydın Milletvekiline ve ilgili bakana kadar ulaştırdık. Ve ertesi günü sabah bize direkt Ankara'dan faksla sorunun bakana iletildiğini ve çözüldüğüne dair yazı ulaştı. Evet, bu bizim sivil toplum örgüt yanımızla. Çünkü odaların bir kamu kurum tarafı var, bir de sivil toplum yanı var. Biz kamu kurum niteliğinde sivil toplum örgüt olarak tanımlanıyoruz. Kanunumuzdaki geçişi bu. İşte bizim burada esnaf ve sanatkarlarımızın genel anlamda
odalara örgütlenmeye sıcak bakmamasının uzun vadede esnaf ve sanatkarımız açısından çok sıkıntı yaratacağını ben inanıyorum. Yani Süleyman Algın'ı sevmiyorsan bunun değiştirme yöntemi vardır. Seçime gidersin, çıkartırsın bir aday. Yeni bir arkadaşa başkan yaparsanız devam eder. Ancak işte bu tepki gösteren insanların birçoğu seçime de gitmiyor. Yani böyle bir enteresanlık da var. Hem şikayet edeceksiniz, hem o da çalışmıyor diyeceksiniz, hem de bu sorunlar nasıl çözülecek diyeceksiniz. Yani böyle bir dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şeyin ben olduğunu zannetmiyorum. Sadece konuşulan, yani oturulan yerden konuşularak yorum yapılıyor konuyla ilgili. Hem evet, rahatsız olduklarını söylüyorlar ama çözüm yolu içinde hiç çaba gösterilmiyor. Gösterilmiyor. Şimdi bu defa dediydi, söylediydi, yaptıydı, yapacaktı muhabbetleriyle günler geçiyor. Halbuki bizim önerdiğimiz şu: bir sorun varsa bunu gelin bir platformda tartışalım, yolunu, yöntemini belirleyelim. Bunun muhatapları kimlerse, kimlerden ne alabileceksek bunun üzerine yoğunlaşalım. Ben bileyim ki Marangozlar Odası üyeleri bu konuda şu kararı aldı ve benim arkamda dururlar. Geri adım atmazlar. Ama burada maalesef olmuyor. Yani bizde duygusallık zaman zaman ön planda. İşte bir kanun ve kurallar niye koyulur? Bir ülkede sistemin doğru çalışması, insanların düzenli olması, her şeyin rahat geçmesi içindir. Ama bizde maalesef bu biraz da espri konusu olmuş. Bizde kanunlar çiğnenmek için çıkartılır gibi apesle iştigal bir söz de kullanılıyor. Dolayısıyla bizim kanunlara ve kurallara uyma konusundaki, uymama konusundaki alışkanlıklarımız, duygusallıklarımız zaman zaman ya o bizim çocuk, ya bunu bir şey yapmayalım, ya bu idare edin, acınlanmıyorsun. Ya bunu niye söylüyorum? Kaçaklarla ilgili. Yani örnek veriyorum, sanayide kayıt dışı kaçak çalışanlarla ben 2000 yılının 10. ayında ilk medyaya yaptığım açıklama kaçak, haksız rekabettir ve o gündür her söylerim. Bunu çözecek olan benim üyelerim kendileri. Ancak ben işte Süleyman Algün'ü başkan seçtik, kardeşim sen çöz bu işi. Yani bu böyle bir mantıkla bu işin olması mümkün değil. Herkes üzerine düşen görevi yapmak zorunda. Burada maalesef havalecilik bizde ön planda kalıyor. Bunların aşılacağını ben inanıyorum. Zaman zaman sıkıntı da yaşıyoruz. Yani örnek veriyorum, oda başkanı olarak, oda yönetimi olarak bir toplantı tertip ediyorsunuz. Her toplantı tertiplemek, ben şöyle bir örnek verebilirim, bir cemiyet yapmak kadar zaman alan bir iş. Ben zaman zaman gece saat 2'lere 3'lere kadar ve bugün senin de tanık olduğun gibi bir salı günü 40. yıl gecesiyle ilgili hazırlayacak olduğumuz bir slaytın ne kadar zaman aldığını sen de tanık oldun. İşte biz bu kadar emek veriyoruz ve bunu yaparken herhangi bir beklentim, karşılığımız, hiçbir şey yok. Sadece o yapacak olduğumuz günün veya gecenin güzel geçmesi. Gelen üyelerimizin o gecede ve o toplantıda rahat bir ortamda ve dışarıdan gören insanların odanın itibarını iyi görmesi açısından da hassasiyetle en ayrıntısını dikkat ediyorsunuz. Ama senin üyen bunu sahip çıkmadığı zaman başkalarının çıkmasını ya da takdir etmesini yani çok daha üzücü şeyler. Yani dolayısıyla burada zaman zaman esnaf ve sanatkarlarımız odalara çok yükleniyor. Yani elbette ki ben hata yapıyorumdur, bir başka arkadaşım hata yapıyordur ama bugün esnaf odaları birliğine bağlı 100'ün üzerinde odamız var ve bu odalarda görev yapan başkanlarımızın büyük bir bölümü iş yerinde işini kaybetmiş durumdadır. Yani bunun gerekçesi zaman. Çünkü doğru şekilde o işi yapmak istiyorsanız zamana ihtiyacınız var. Zamana veriyorsunuz, iş yerinizden açık veriyorsunuz. İş yerini kapatamıyorsunuz. İşte evinizle yeterince ilgilenemiyorsunuz. İşte bu fedakarlıkları yaparken insanlar algılamaya çalışmalılar. Yani ben hiçbir zaman için yarın seçim var veya 3 ay sonra seçim var muhabbetiyle bir icraat yapmadım ki yapmam. Yani zaten oda başkanlığına layık olarak yapmadığımı düşündüğüm anda
çeker giderim. Yani geçim yerim benim sanayideki iş yerim. Yani o da başkanlığından geçim sağlamıyorum. Aksine kaybediyorum. Yani ekonomik anlamda kaybediyorum. Ha bu işin sosyal yanları var. Toplum için çalışmak çok güzel. Benim bugüne kadar yazılmış yaklaşık 400 sayfa A4 boyutunda yazım var. Bunlar gazetelerde yayınlandı ve mutlu olduğum taraflardan bir tanesi o yazdığım yazılardır. Neden yazılar derseniz, bazen toplum lehine yaptığınız hizmetlerin karşılığını belki teşekkür almadığınız gibi zaman zaman çok ağır ithamlarda da bulunabiliyor insanlar. Ancak yazılarım benim hep belgelerim. 2000 yılında söylediğim şeyi bugün gerçekleşmiş olması, yani doğruluğun teyit edilmiş olması, hatta zaman zaman yapmış olduğum basın açıklamaları, basın bültenlerinin Türkiye gündeminin gerisinde hiç kalmadığı, yani bugüne kadar Aydın Marangozlar Odası'nın kamuoyuna yapmış olduğu basın açıklamalarının hiçbirisinin haber değeri olmadığı gerekçesiyle döndüğü yani yok. Yani ben bir kere ömrümün sonuna kadar bıkmadan doğru bildiğim şeyleri söylemeye ve bunların karşılığında ceza çekmeye, rezil olmaya da hazırım. Yani çünkü ben bu ülkeyi gerçekten kendimden daha çok seviyorum. Aydın'ı da aynı şekilde. Yani ülke zaten sevdiğim için doğal olarak Aydın'ı seviyorum ama fakat Aydın da doyup çoluğumu çocuğumu beslediğim bir yer olduğu için Aydın'ı daha çok seviyorum. Şimdi zaman zaman bir şey söylüyorsunuz, karşısındaki muhatap yanlış algılayabiliyor. Benim bakış açım karşımdaki kişinin veya kişilerin kim olduğu değil. Onların bana verebileceği zararları da hiç hesaplamam. Yani niye hesaplayayım ki? Çünkü ben doğru bildiğim bir hedefte çalışmak zorundayım. Karşılığında benim iş yerim bitse, ekonomik gücüm bitse de önemli değil. Çünkü söylediğim şey doğrudur benim. Şimdi burada şunu söylemek lazım. Bizim gene bir gelin hikayesi var. Geline oyna derler. Gelin utanır, yerim dar der. Peki yeri genişletelim. Yeri genişletirler. Bu defa yenim dar, yani kolumun altları dar der. Yani amaç oynamamaksa bir bahane bulursunuz. Ama bizim zamanımız o kadar değerli ki bugün bizden 30 sene, 50 sene öne geçmiş daha 100-150 yıllık tarihi olan ülkeler var. 100-150 yıllık geçmiş olan bir ülke ekonomik olarak bizden 100 kat ilerideyse, 10 kat ilerideyse ve bunu doğru düşünmek lazım. Yani zamanın kıymetini bilme açısından Melih yanlış yapıyorsa, Melih benim arkadaşımsa bile ben Melih'e tepkimi koyarım. Yani doğru bildiğim şeyde Melih yanlış bir davranış içerisindeyse Melih kusura bakma sen burada yanlışsın. Yanlışsı ve yanlış